Sevgili seyirciler, peygamberler aleyhimussalavatü ve teslimat her yönüyle hem akıl hem zeka hem idrak hem muhakeme, yani zihni fonksiyonlar ve melekeler itibariyle olsun, fizik yapıları itibariyle olsun, ahlak ve faziletleri itibariyle olsun, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın seçtiği insanlardır. Mustafa deniliyor. Peygamber Efendimizin bir ismi de Mustafa ya. Müçteba. Seçkin manasına, seçilmiş anlamına geliyor ya. Onlar hakikaten Allahü Teala'nın seçilmiş kullarıdır onlar. Onlar adeta insanlığın zübdesidir, hulasasıdır, özüdür onlar. Onun için peygamberler her yönüyle mükemmeldir. Onların insanlara olan tavrı, muamelesi, onlardaki hüsnü ahlak, onlardaki hilim sıfatı, onlardaki sabır ve tahammül hakikaten diğer sıradan insanlarla kıyaslanmaz. İnsanlardır ama insanlığın adeta onlar en üst noktasına çıkmış kimselerdir. Mükemmel, kamil kelimesi bile az kalır onlar için. O bakımdan Nuh Aleyhisselam bakın yine bundan binlerce sene evvel kavmine hitap ederken, onları Allah'a imana davet ederken, o insanlara ne kadar hikmetli sözler söylemiş. Daha önce de temas etmiştik. Zannediliyor ki daha önceki dönemlerde yaşayan insanlar fevkalade ilkel, İptidai, son derece basit insanlardı. Bakın Nuh Aleyhisselam binlerce sene evvel onlara nelerden bahsediyor. Ya ayın yaratılışından, ayın yapısındaki özellikten, güneşten, insanın yaratılışından bahsediyor. İnsanın nasıl halk edildiğinden, insanın asli maddesinin toprak olduğundan, topraktan nasıl yaratıldığından bahsediyor. Sonra semavat arasındaki ahenk ve muvazeneden, o muazzam bütün gökler arasındaki uyumdan bahsediyor. Bu başlı başına bir hadise. Her birinin ayrı dinamikleri var. Her birinin kendine has hareketleri var. Kendine has çekme ve itme kuvvetleri var. Bütün bunlar öyle muazzam dengelenmiş ki mesela herhangi bir planetin fizik hacmi itibariyle sahip olduğu çekme gücü diğerlerine nispetle çok daha kuvvetli, son derece daha fazla cazibesi fazla. Bu cazibe gücü bir anda kendisinden daha küçük olanları süratle kendisine doğru çekerek bir kainatta bir keşmekeş, bir kaos meydana getirebilirdi. Ama işte tıbak var, mutabakat. Yani gök cisimleri arasında, göklerin katları, katmanları arasında herhangi bir uyumsuzluk, bir çatışma, bir çelişki yok. İrade-i ilahiye onu her birini kendi bünyesi içerisinde muazzam bir düzen ahenk içinde yerleştirmiş Allah-u Teala. Öyle yaratmış. Bütün bunlardan bahsediyor. Bunları görmüyor musunuz diyor Nuh Aleyhisselam kavmine. Ya işte Allah-u Teala'nın sevgili kulları peygamberler insanlara her yönüyle hem ahlak ve fazilet olarak kendi hal ve tavırlarıyla, davranışlarıyla hem de onların akıl ve zekalarına, onların düşünme, tefekkür kabiliyetlerine hitap ederek onu motive edecek son derece ibretli şeyler söylemişler, düşündürücü, hikmetli sözler etmişlerdir peygamberler. Bu bakımdan peygamberlerin Allah-u Teala'nın ne kadar seçkin kulları olduğunu birazcık izanı ve insafı olan herkes rahatlıkla anlayabilir. Yeter ki onları insan tanımak istesin, tanımak için bir teşebbüste bulunsun. Bakın yine devam ediyor Nuh Aleyhisselam kavmine, o insanlara Allah'ın kudretini, büyüklüğünü anlatmak için onların nazarlarını, onların bakışlarını kainata, yaşadıkları dünyaya teksif ediyor. Onlara afakla ilgili etrafın, insanların bütün etrafını kuşatan kainat ile ilgili bazı önemli noktaları gösteriyor. Buradan hareketle bakın Allah ne kadar müthiş yaratmıştır bunları diyor. İlahi kudrete inkiyat etmelerini, boyun eğmelerini istiyor onlardan Nuh Aleyhisselam. Devam ederek diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekumul erda bisata.
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Sadakallahu nazim. Nuh Aleyhisselam yine diyor ki, siz görmediniz mi ki Allah-u Teala yeryüzünü, dünyayı rahatlıkla insanların oturacakları, yerleşecekleri, şehirler, medeniyetler kurabilecekleri tarzda yaratmıştır. Bisatan böyle rahat ve geniş olarak yaratmıştır. Halbuki yeryüzünün küre olduğu, kürevi yani yuvarlak, böyle küre şeklinde olduğu, fezadan çekilen fotoğraflarla bugün iyice meydana çıkmıştır. Halbuki bundan yıllarca evvel, belki Orta Çağ dünyasında, Orta Çağ Avrupa'sında dünyanın tamamen böyle tepsi gibi düz olduğunu zanneden, dünyanın yuvarlak olduğu konusundaki görüşleri şiddetle reddeden bazı görüşlere mukabil, İslam dünyasında İslam alimleri dünyanın yuvarlak olduğuna dair görüşler ve bir takım nazariyeler ortaya koymuşlardı. Ya Kadı Adudiddin İyici Hazretleri'nin Mevakıf kitabı var. Yani ilmi kelam ve akaide dair fevkalade kıymetli bir eser. Onu Seyyid Şerif-i Cürcani Hazretleri şerh etmiş. Onun Şerh-i Mevakıf isimli kitabında Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametiyle ilgili, yani Cenab-ı Hakk'ın yaratma gücü, halk ve sunu ile ilgili önemli bilgiler verirken bu arada dünyanın yapısına temas ediyor. Bundan 700 küsur sene evvel belki, yani 7-8 asır evvel yazılmış bir kitapta bunları görüyoruz. Orada diyor ki Seyyid Şerif-i Cürcani Hazretleri rahmetullahi aleyh, İnsan diyor, dünyanın üzerinde bulunurken yaşayan bir insan diyor, güney yarı küresinde, cenub küresinde, yani tamamen yaşadığımız dünyanın cenubunda, yani hattı istiva dediğimiz ekvatorun alt kısmında, güney tarafında bulunan bir insan, gökteki yıldızları rasat etmeye başlasa, yani gökteki yıldızları gözlemeye, rasat, tarassut etmeye başlasa diyor, bu tarassut esnasında yavaş yavaş yukarıya doğru çıksa, ekvatorun kuzeyine doğru yükselse, ilerledikçe güney kısmında gördüğü yıldızları diyor, güneydeyken gördüğü yıldızları kuzeye çıktıkça artık kendisi açıları değiştiği için ya görüş şekilleri açıları farklı olur veya tamamen görüş sahası dışında kalır diyor, göremez diyor. Buradan da anlaşılıyor ki dünya düz değildir, kürevidir, yuvarlaktır diyor. Dünya yuvarlaktır. Buna benzer son derece enteresan, böyle 9 ayrı delil ileriye sürmüş, göstermiş ve bu suretle dünyanın yuvarlak olduğunu Müslümanlar biliyorlardı asırlarca evvel. Ama bakın ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا. Ya, dünya yuvarlak olduğu halde, dünya yuvarlak olduğu halde Allah-u Teala onu insanların yerleşmesine, medeniyetler ve şehirler kurmalarına elverişli şekilde geniş bir tarzda insanlar için kullanma imkanına ve istidadına uygun elverişli bir şekilde yarattı Allah-u Teala. Yeryüzünü o hale getirdi. Ya işte bu yine aynı bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine yeryüzünü nasıl Cenab-ı Hak dümdüz kıldı deniliyor. Burada keyfe kelimesini alimler izah ederlerken bu keyfe kelimesi burada taaccüp ifade eder. Yani bir şaşkınlık ve hayreti gerektirir. Yani dünya yuvarlak olduğu halde Cenab-ı Hak bunu insanlar için kabili sükna, yaşanılabilir, oturulabilir bir mekan haline getirdi. Bunun üzerinde düşünmüyor musunuz? Ne kadar büyük bir lütuftur bu. Allah-u Teala bakın dünyanın süratli dönüşü de var. Ta yıllarca evvel, asırlarca evvel Kur'an-ı Kerim'de Neml suresindeki bir ayet-i kerimeyi tefsir ederken İslam alimleri, müfessirler dünyanın süratle döndüğünü bu ayet-i kerimeye dayanarak ifade etmişlerdir. Ve taral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahab. Ya
daha önce geçmişti, izah etmiştik. Yani sen dağları görürsün böyle yıl, onları camit, hareketsiz gibi görürsün diyor ayet-i kerimede. Halbuki o dağlar bulutların yürüdüğü gibi, hareket ettiği gibi süratle hareket ediyorlar. Ya ve hiye temurru merras sahab. Yani o dağlar aslında bulutlar gibi, bulutların hareketi gibi süratle hareket ediyorlar. Onların geçtiği gibi geçiyorlar dağlar. Yani yürüyorlar, hareket ediyorlar. Bu hareketten işaretle Kadı Beyzavi Hazretleri tefsirinde diyor ki, büyük kitleler süratle hareket ederlerse, süratle dönerlerse, onların bu süratli hareketinden üzerinde bulunanlar haberdar olmaz, farkına varmazlar. Ne kadar büyük nimet. Dünya korkunç bir süratle kendi mihveri etrafında dönüyor. Kendi ekseni etrafında. Fakat biz dünyanın dönüşünü fark etmiyoruz. İşte bütün bunlar büyük nimet. Vallahu ceale lekumul erza bisatan. Size yeryüzünü rahat oturabileceğiniz bir yer haline getirdi. Yani bast ve bisat kelimelerinde rahatlık da var ya. Rahatlık anlamı da var, yaygınlık, genişlik anlamı da var. Yani fesihaten, vasian, fesihan manalarına da geliyor, bir de rahatlık manası ifade ediyor. Yeryüzünü sizin için fevkalade rahat bir yerleşim merkezi, sizin için müsait bir vasat haline getirdi Allah-u Teala. Litesluku minha subulen ficaca. O yeryüzünden siz ulaşım için fevkalade geniş, elverişli yollar kendiniz için seçersiniz. Bir takım ulaşım ve münakale ve muvasale için bir yerden diğer bir yere varabilmek için o yollardan istifade edebilirsiniz. Niçin Allah Teala böyle yeryüzünü insanlar için rahat yerleşebilecek bir vasat haline, bir ortam haline getirmiş? Litesluku minha sübulen ficaca. Sübulen ficaca, sübulen vasian demek. Yani vasiaten, geniş yollar elde etmeniz, bulabilmeniz için size Allah Teala yeryüzünü rahatlıkla üzerinde yaşayabileceğiniz bir hale getirdi Cenab-ı Hak. Ne kadar ibretli şeyler. Ayet-i kerimelerde şöyle dışarıdan bakıldığı zaman, ayet-i kerimelerde insanlar baktığı zaman Allah Allah, elbet diyor. Yani biz önümüzde koca koca uzun, büyük, geniş, vasi ovalar, yaylalar görüyoruz. Bütün bunun söylenmesinde ne hikmet var? Ama hikmet var tabiatıyla. Allah-u Teala bakın, hem süratle dönen hem de asli yapısı yuvarlak olan bir cisim üzerinde insanların çok devam eden, senelerce, yıllarca, hatta asırlarca sürecek medeniyetler kurmalarına imkan sağlamış Allah-u Teala. Bu fırsatı insanlara vermiş. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanını hatırlatıyor ayet-i kerimeler. Ne büyük lütuftur bunlar. Bunları düşünün de şükretmeniz gerektiğini, şükür borçlu olduğunuzu bilin Allah'a karşı. İşte Allah-u Teala'nın sevgili peygamberi Nuh Aleyhisselam bütün bunları anlatmış kavmine. Ama onlar hiç bunlara dikkat etmemişler. Zerre kadar dinlemek, zerre kadar onlardan istifade etmek, bu nasihatlardan faydalanma lüzumunu ve gereğini duymamışlar. Sonunda da tabii Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi bunlar ne söylediysem anlamıyorlar. Bütün sözlerim bana tamamen geri dönüyor. Onlar bana şiddetli reaksiyon gösteriyorlar. Devamlı tepki halinde bulunuyorlar. Ya Rabbi sen bunların halini biliyorsun. Bunların bu durumu artık senin malumundur. Bunların müstehakkını ver diyerek dua etti Nuh Aleyhisselam netice itibariyle.